Şimdi seni bir zaman tüneline götürüyoruz. Seni zaman tüneline götürmeye de gerek yok. Aynı sevgili izleyiciler, 90'lara gideceğiz ama görüntü aynı. İzleyelim. Sana da sürpriz olsun. Ay ay. Oh. Typhoon deri ceketi, Clark Gable gibi saçları ve dile dolanan şarkısıyla 1993 yılında hayatımıza girse de müzikle tanışıklığı çok eskidendi. Dedesi Zeki Duygulu ve babası Erol Duygulu'dan aldığı müzik genleri sayesinde 8 Nisan 1969 yılında dünyaya geldiğinde bile melodik bir sesle ağladı. 1993 yılındaysa hayatını değiştiren o çıkışı yaptı. Yeni türküyle başladığı yolda artık yalnızdı. Typhoon'a şöhret kapılarını açan Hadi Yine İyisin şarkısının klibi de çok konuşulmuştu. Saksafon çalan, deri ceketli, Elvis Presley havalı genç herkesin dikkatini çekti bir anda. Tabii Barış Manço'nun yetenek akan ellerinin Typhoon'a dokunmasının da etkisi büyüktü. Birkaç sene sonra Typhoon bakın borcunu nasıl ödedi Barış abisine. Hey Barış abi aç olsun, aç boynuna kuş. Pop müziğin uçuşa geçtiği 90'lı yılların başında Türkiye'nin en tanınan pop starlarından biriydi Typhoon. Saksafonlu bir kahraman olarak lanse edildiği bir çizgi roman bile yapıldı onun için. Gençler bir anda klarnet, saksafon gibi enstrümanlara ilgi göstermeye başladı. 90'lı yılların Elvis havalı çocuğu gündemin bir numarasıydı. Tüm dergi kapaklarında, tüm dergilerde ve tabii ki televizyon programlarında Typhoon vardı. 93, 94, 95 yıllarında üst üste 3 albüm çıkardı. Tüm şarkıları hit oldu. Deri ceketini çıkarıp papyonu taktığı zamanlarda genç kızların beyaz atlı prens modeline dönüştü. Felekten bir geceyi Dansı Felek'le açtık. Dansı Felek de nereden çıktı? Tayfuncuğum, Felek'ten bir gecenin 8 kişilik tamamen bu programı özel bir dans grubu olurdu. Adı ne olur? Tabii ki Dansı Felek. Hatta Raksı Felek de olabilir. Olabilir ama Dansı Felek daha iyi galiba. Bence de daha iyi. Sadece bir şarkıcı değil, aynı zamanda işin mutfağında çalışan bir müzisyendi de Typhoon. Aşık oldu, aşık olduğu kadınla da evlendi. Kaya'nın kızı Beste Açar'la 1996 yılında nikah masasına oturdu. Ama mutluluk bir sene sürdü. Yıllar sonra Kayahan, kızım en doğru evliliği Typhoon'la yaptı diyecekti. Kayahan'ın desteğine rağmen bu evlilik yürümedi. Typhoon yaşadığı yıkımı Kerim Tekin'in sesinden dinlediğimiz o efsane şarkıda anlattı. Karbe. Günden sonra kendini müziğe adadı Typhoon. Eskisi gibi görünür değildi ama fabrika gibi üretmeye devam ediyordu. Başta Nilüfer olmak üzere pek çok ünlü ismin hit şarkılarında onun imzası vardı. Milenyum çağıyla 90'lar popu arşivlerdeki yerini almaya başladı. Typhoon eskisi kadar göz önünde değildi belki ama o dönemin gençleri, şimdinin yetişkinleri onun şarkılarını hala ezbere söylüyor. 2000'li yılların ortasında Typhoon ikinci doğuşunu yaşadı adeta. Bu kez yaşadığı değişimin müzikle alakası yoktu. Çünkü yıllarca baba olma hayali kuran Typhoon, oğulları Milas ve şansını kucağına aldı. Evlatlarının da desteğiyle müzik hayatında da ikinci perdeyi açtı. Şimdi Z kuşağına da sesini ve şarkılarını dinletmek için yepyeni bir projeyle geri dönmeye hazırlanıyor. Çok duygulanmış yazıyor.